ithal ettiğimiz malların değeriyle ihraç ettiğimiz malların değerini karşılaştırdığımızda da orada da iyi durumda değil. Şimdi herhangi bir malı ya da varlığı istifleme üzerinde ciddi tecrübesi var bir kere Türk milletinin. Neden? Orada da bana sormuşlardı. Hani enflasyon kontrolden çıkmışsa hani nasıl durdurursunuz diye. Ben de dedim ki merhabalar değerli dostlar. Topkapı Üniversitesi'nden selamlar. Biz bayramda da çalışmaya devam ettik. Efendim tabii ki İstanbul'un nimetlerinden de faydalandık tenha iken. Oldukça güzel, oldukça eğlenceli. İnsanlarıyla da güzel, o ayrı mesele ama epeyce de bir İstanbul'u tenha iken tecrübe etme fırsatı bulduk. Şimdi hiç bekletmeden konuya gireyim. Hazır olun. İthalatımızın %65'i dolar cinsinden. İhracatımızın %40'a yakını da euro cinsinden. Bunun haricinde de Mahve Eğilmez Hoca'nın da yazılarına dikkatle bakın. Ya borcumuz vesairemiz, yani ödemelerimiz, giderlerimiz, yani döviz giderlerimiz dolar cinsinden. Gelirlerimizin de önemli bir kısmı euro cinsinden olduğu için hem dış ticaret açığı, hem de cari açık, hem de ödemeler dengesi tarafından bakıldığında oldukça sıkıntılı bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi sadece bu değil. Dış ticaret hadleri, yani ithal ettiğimiz malların değeriyle ihraç ettiğimiz malların değerini karşılaştırdığımızda da orada da iyi durumda değiliz. Yani ihraç ettiğimiz mallar ithal ettiğimiz mallara göre %30, en az %30 düşük değerde. Şimdi ithalatımızın %90'a yakını da ham madde, ara malı, yatırım malı olduğu için ürettikçe cari açık veren bir haldeyiz. Şimdi bu ortadayken bir de üzerine üstlük ne oldu? Giderlerimiz, ithalatımızın önemli bir kısmı dolar cinsindeyken dolar aldı yürüdü. Şimdi bütün bunların yanında bir de gıda, enerji ve emtiada yüksek seyreden fiyatlar var. Şimdi kaç tane olumsuzluk yan yana geliyor? Bakın, birincisi temel olumsuzluklar. Yani ihracatımızın %90'ının ham madde, ara malı, yatırım malı olması. İkincisi konjonktürel olumsuzluklar. Ham madde, ara malı, yatırım malı ithalatımızın %90'ı ve maalesef bunların fiyatları enerji dahil habire yukarı gidiyor. Yani dalgalı bir seyir var. Arada düşermiş gibi yapıyor. Yukarı gidiyor. Üçüncü en ondan sonra teknik sıkıntı, yani konjonktürel de diyebiliriz. Euro cinsinden gelirlerimiz ortada. Dolar cinsinden giderlerimiz ortadayken bir de dolar geldi, pahalılandı ve euroya eşitlendi. Şimdi bizi ne bekliyor? Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, enerjide daha en kötüsü yaşanmadı diyor. Mesela bunlar gösteriyor ki yani gelişmiş ülkelerde yüksek enflasyon, gelişen ülkelerde kronik enflasyon, bize benzeyen ülkelerde ise hiper enflasyon tehlikesi var. Onu söyleyeyim. Şimdi hafta içi ne dedim? İşte bayram münasebetiyle İstanbul'da dolaşıyorduk. Kınalı'da da bulduk kendimizi. İskele önünde çayımızı içiyorduk. Hocam fiyatlar neden bir türlü geri gelmiyor diye soranlar oldu. Allah'tan doları soran yok artık ama şaka bir yana soruyu ciddiye alıp sebebini şöyle anlattım. Şimdi her şeyden önce uzun bir zamandır düşük seyreden faizler var. Yani o kadar düşük ki hem üreticiler hem de tüketiciler, yani bireyler paralarını bankaya yatırmaktansa stoklama imkanı buldukları her türlü ham madde, ara malı, nihai malı ya da zorunlu malı para koydular. Yani dediler ki ya bankadaki faizi ben ne yapayım? İşte birçok ülkede %0'a yakındı. Bizde de enflasyonla alakası olmayan oldukça düşük faiz var diye. Herkes gitti, ne yaptı? Parasını gitti bu stoklamaya yatırdı. Şimdi onun kibar tarifi de var. Onu da anlatacağım birazdan. Amerikan Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve diğer merkez bankaları faizi yükseltseler de stoklama karına yetişemediler tabii. Üstüne çıkmak mümkün değil çünkü işte 1'e 2, 1'e 3 falan kazanç var. Şimdi bir malı stoklayıp elde edilen kağıt üstündeki kar, çünkü satmadıkça bu kağıt üstünde, banka faiziyle karşılaştırıldığında uçurum oluştu. Dolayısıyla bütün bu durum, bu stoklama eğilimi daha 2 yıl bizim enflasyonun artçı şoklarından maalesef hani zarar göreceğimizi bize gösteriyor. Yani bunun yan etkileri falan da olacak. Şimdi Türkiye'de durum daha kurumsal.
Şimdi herhangi bir malı ya da varlığı istifleme üzerinde ciddi tecrübesi var bir kere Türk milletinin. Neden? Çünkü hayat şartları bunu gerektirdi. Yani sanayi kuyruğu vardı 1980'de, 1974 petrol şoku, ondan sonra efendim kara borsa işler vesaire. Bunların hepsini ben hatırlıyorum, yaşım yetiyor yani. Şimdi dolayısıyla Türk insanı hayat şartlarının zorluğuna rağmen parasını saklayabilecek her türlü zorunlu mal ya da varlığa parasını ayırır. Çok net diyorum ben size. Yani bunu yapar. Benzer şekilde iş dünyası da gelecekte fiyatına rağmen bulamayacağını düşündüğü ve zorluk çekeceği malları stoklarlar, depolarlar. Şimdi stok yapmanın kibar tarifi artık depolama oldu. Şimdi en sıkıntılı işi de en sona saklayayım anlatırken. Şimdi bakın ne kadar çok şey üst üste geldi. Bir fiyatlama davranışlarındaki bozukluk, stoklama eğilimleri, faizlerin hala çok düşük seviyede olması, ondan sonra insanların bu stoklama eğilimini işte kudurtması vesaire. Ama işte parite geldi, emtia geldi, enerji fiyatları geldi, dış ticaret ve cari açığı arttırdıkça bütün bu gelişmeler döviz kurlarının yükselme potansiyeli de açığa çıkmış oldu. Yani ne oluyor? Cari açık ve dış ticaret açığı büyüdükçe elbette ki bu döviz rezervlerinin zayıf durumuyla sürekli olarak atak yapma hazırlığı içerisinde olacak. Şimdi dediğim gibi ülkeye para girişi de zayıf, öyle gözüküyor. Rezervler de kırılgan demin dediğim gibi. Şimdi bu durumda bizim pass-through efekt dediğimiz, yani kimine göre işte geçiş etkisi, kimine göre geçişkenlik etkisi, işte İngilizceden tarif ederken bazen hani Ankara-İstanbul farkı oluyor. Ne oluyor? Bu fiyata tabii fiyatlara doğrudan doğruya yansıyor. Yani döviz kurları yükseldiği zaman anlattığım birçok sebepten ve daha önceki videolarda anlattığım birçok sebepten dolayı insanlar döviz yukarı gitti mi fiyatları ne yapıyorlar? Arttırıyorlar. Arttırınca fiyatları insanlar stokluyor. Stokladıkça diğerleri arttırıyor falan. Dolayısıyla bu kısır döngü beslenmeye devam edecek. Bu arada maaş ve ücretleri de yükselen enflasyona göre arttırdıkça mal ve hizmet satanlar bu suni şekilde ayakta tutulan talebi görüp yine fiyatlarını yükseltecekler ve fiyatlar hep böyle yüksek kalmaya devam edecek. Şimdi tüm bu olumsuz adımları düzeltmek neye bağlı? Oldukça radikal adımlara bağlı. Yani bir yumuşak geçişle, bir yumuşak inişle enflasyonu durdurma imkanı pek kalmadı dostlar. Dolayısıyla hiçbir hükümet de seçimler öncesinde acı reçete içirmek istemeyeceği için biz daha bir yıl, belki de bir yıldan birazcık daha kısa bir süre bu enflasyonla alakalı mücadeleyi mış gibi yaşayacağız. Yani enflasyonla mücadele etmeyeceğiz. Sadece gelirleri enflasyona yedirmemeye çalışan bazı adımlar atacağız. Fakat bu maalesef enflasyonu daha da körükleyecek. Aklıma 1997 senesindeki doçentlik savunmam geliyor. Orada da bana sormuşlardı. Hani enflasyon kontrolden çıkmışsa hani nasıl durdurursunuz diye. Ben de dedim ki ücretleri ve gelirleri hedef enflasyonun bile gerisine tırpanlarım demiştim. Çok kızmıştı hocalar. Ama ben de onlara şunu dedim. Ya arkadaş sen bana enflasyonun sebepleriyle uğraş demiyorsun ki. Enflasyonun sonuçlarıyla uğraş diyorsun. Sonuçlarıyla uğraşırsan tabii ki radikal vahşi işler yapmak zorunda kalırsın. Ama sebepleriyle uğraşmaya kalkarsak daha uzun bir çalışmadır. Ama şu an seçime doğru giderken kimsenin bu uzun çalışmalarla vakit geçireceğini zannetmiyorum. İç siyaset önümüzdeki günlerde oldukça dalgalı gidecek. Diplomaside de hani şimdilik bir sakinleşme var. İleride ne olur bilmiyorum seçim yaklaşırken. Efendim iyi haber vermedim ama bu Euro-Dolar paritesinin eşitlemesi maalesef bize dış ticaret açığı, cari açık ve nihayetinde enflasyon olarak tekrar yansıyacak. Hepinize hoşça kalın diyorum.